Herkese merhabalar. Ben Pamukkale Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Can Fırat Karadimir. Bugün dijitalleşmenin hafızaya etkisi bağlamında dijital analizde yeni medya çağında akılda tutmaya gerek yok mu konusunu için buradayım. Evet, dijital analizde bilinen diğer bir adıyla Google etkisi, bireylerin ihtiyaç duydukları bilgileri ağlar aracılığıyla kolay bir şekilde ulaşmalarının neden olduğu bir dijital çağ semptomu olarak karşımıza çıkmakta. Dijital ortamlarda arama motorları aracılığıyla bilginin her yerde ve her an ulaşılabilir olması, onun edinildikten hemen sonra unutulmasına neden olmakta. Bireyin kendisi için en önemli olacak bilgileri dahi akılda tutmak yerine dijital ortamlara kaydetmeye yönelik ve tutum içine girdiği görünmekte kolaylık gibi görünen bu durum aynı olumsuz bir hale dönüşmektedir. Sıra insanlar bilginin kendisinden ziyade artık ona nasıl ulaşacaklarını veya bilgiyi nereye kaydettiklerini hatırlamaktadırlar. Diğer yandan bilginin niteliğine ilişkinde hangi bilginin daha hatırlanmaya değer olduğu, hangi detayların daha dikkate değer olduğu gibi noktalarda göz ardı ediliyor. Çünkü bu noktada onun nerede saklandığını bilmek yeterli ve her şeyin sonsuz bir hafıza emanet edildiği bu dijital dünyada bilginin güvenilirliği de dikkat edilmesi gereken diğer bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Hatırlama, unutma ve bilginin niteliğine ilişkin hususlardan hareketle ele alınan bu çalışmada Z kuşağının dijital analiziye maruz kalma boyutlarına yönelik bir çıkarım yapabilmek ve bu bağlamda gündelik yaşam pratikleri, kişisel veriler ile ilgili tutumlarına dair de bir analiz ortaya koymak amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda 2000 yılı ve sonrasında doğan yani dijital yerliler dediğimiz Z kuşağına kadın ve erkek 200 kişiye anket uygulanmıştır. Öncelikle onlara şunları sorduk. Kişisel bilgilerinizi dijital ortamlara kaydeder misiniz? Burada parantez içinde sosyal medya hesapları ve e-uygulamalar, e-devlet uygulamaları gibi tüm kişisel verilerinin içinde olduğu hesaplara ilişkin şifreleri ya da TC, kimlik, adres vesaire gibi bilgilerini dijital ortamlara kaydedip kaydetmediklerini sorduğumuzda büyük bir çoğunluğun bunu kaydettiklerini gördük. Fakat tam aksine bu bilgileri fiziki ortamlara yani yazılı bir fiziki ortama kaydedip kaydetmediklerini sorduğumuzda dijital yerlilerin dijital ortamlara olan güveninin, meylinin fiziki ortamlarda görülmediği karşımıza çıktı. Çünkü onlar sadece dijital ortamlarda kaydettiklerini beyan ettiler bize. Yakın çevrelerinde kişisel bilgilerini hatırlayıp hatırlamadıklarını sorduk öncelikle onlara. Çekirdek ailenin GSM numaraları ya da TC kimlik vesaire gibi önemli bilgileri hatırlayıp hatırlamadıklarını sorduğumuzda büyük bir çoğunun hatırlamadığıyla karşılaştık ve bu bilgileri dijital ortamlarda kayıtlı olup olmadığını sorguladığımızda Z kuşağının bu bilgileri dijital ortamlarda kaybettiğini fakat hafızalarında bunlara yer olmadığını gördük. Peki gündelik yaşamlarında ihtiyaç duyacaklarını düşündükleri bilgileri daha sonra kullanmak üzere işte hafızaya kaydedip kaydetmediklerini sorduğumuzda büyük bir çoğunluğun hatta genel itibariyle dijital yerlilerin bu bilgileri dijital hafızaya kaydettiğiyle karşılaştık. Önemli olduğunu düşündükleri bilgileri dijital ortamlara kaydedip kaydetmediklerini sorduğumuzda yine dijital yerliler bize bu bilgileri dijital ortamlara kaydettiklerini ifade ettiler. Peki bunları, bu önemli bilgileri nereye kaydettiklerini hatırlayıp hatırlamadıklarını sorduğumuzda onların nereye kaydettiklerini hatırladıklarını gördük. Bilgiye dair onu kaybetmekten endişe duyup duymadıklarını merak ettik ve bu soruyu sorduğumuzda evet büyük bir çoğunluğun bilgiyi kaybetmekten endişe duyduğunu gördük. Ve bunun için ne yapacaklarına ya da ne yapmaya meyilli olduklarını görmek istediğimizde bilgileri kaybetmemek için de farklı dijital ortamlarda çoğaltıp saklayıp saklamadıklarını sorduk ve Z kuşağının bilgileri kaybetmemek adına onları farklı dijital ortamlarda çoğaltıp sakladıklarıyla karşılaştık. Peki, bu sorun çözümü yöntemi onları güvenli hissettiriyor muydu? Bu soruyu sorduğumuzda da evet güvenli hissettiklerini gördük. Bilgiyi nereye kaydettiklerini bilmek peki onları güvenli hissettiriyor muydu? Evet, yine
Anket sonuçlarına baktığımızda bilgiyi nereye kaydettiklerini bilmek onları güvendiğini gösteriyor. Peki dijital ortamlarda karşılaştıkları herhangi bir bilgiyi unutma maillerini ölçmek istediğimizde onlara bunu sorduk. Herhangi bir bilgiyi kısa sürede unutup unutuyorlar mı yoksa unutmuyorlar mı? Burada kararsız bir kesim de var. Fakat ağırlıklı olarak yine bu dijital ortamlarda karşılaştıkları bilgileri kısa sürede unutma meyilinde olduklarını gördük. Bilginin niteliğine ilişkin bir soru sormuş dedik onlara ve arama motorlarında yaptıkları aramalarda ilk sayfadan sonrasında bakıp bakmadıklarını merak ettim. Çünkü biliyorsunuz artık günümüzde de internet ortamlarında sürekli bir veri akışı, çok hızlı ve veri karmaşası var nihayetinde. Fakat doğru bilgiyi yanlış bilgi teyit edilmesi gereken bir. Çünkü artık bilginin de doğruluğunun teyit edilmesi mutlaka gerekiyor. Bununla ilişkin ilk sayfadan sonrasına bakıp bakmadıklarını sorduğumda çoğunun ilk sayfadan sonrasına bakıp bakmadığını, bu aramalara peki güvenip güvenmediklerini görmek istediğimizde de görmek istediğimizde ise ilk sayfalarda çıkan aramalara büyük bir çoğunluğunda güvendiğini gördük. Çünkü dijital yerler evet o bilgiye erişiyorlar ama artık o bilgiyi ararken de çok fazla vakit kaybetmek istemiyorlar. Sonraki sayfalar bunlara çok meyilli değiller. Çünkü ilk sayfada olanın en doğru olacağına dair bir güven söz konusu. Peki ankete verilen yanıtlardan elde edilen bulgular neticesinde bu dijital dünyanın içine doğan bireyler gündelik yaşamları, okul ve sosyal hayatlarında gerektiğini duydukları herhangi bir bilgi, pragmatik ya da pragmatik olan herhangi bir bilgi, uygulamalarda sosyal medya hesaplarına ilişkin şifre ve kişisel bilgileri, aile ve yakın çevrelerine yönelik kişisel bilgiler gibi oldukça onların hayatında önem arz eden konularda dijital hafızaya güvendiklerini tespit ettik. Bu bilgileri dijital yerlilerin kendi hafızalarının yanı sıra yazılı veya fiziki herhangi bir ortama kaydetme eğiliminde son derece zayıf olduğu görülmekte bu çalışma itibariyle. Çünkü bireyler dijital hafızaya kaydettikleri herhangi bir bilgiyi farklı dijital ortamlarda kaydederek kaybolma olasılığını ortadan kaldırabileceklerine dair bir güvene sahipler. Bilginin niteliğine ilişkin ise arama motorlarında yapılan aramalar ilk sayfalar ve ilk sıralarda çıkan bilgilerin doğru olacağına dair bir kanıya sahip olmakla birlikte aradıkları her türden bilgi için internet ortamında da çok fazla vakit geçirmeden kaydetme eğiliminde olduğunu gördük. Bu verilerden hareketle Z kuşağının dijital amneziye maruz kalma boyutları üzerine düşünülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü artık Z kuşağı tek bir tıkla, birkaç tuşla ya da birkaç onayla her şeye sahip olabileceğini görüyor. Bu nedenle hiçbir sorgulama ya da pekiştirme süreçleri yaşanmıyor ne yazık ki. Çünkü bilgiyi artık bu dijitalleşmeyle birlikte bilgiyi artık akılda tutmaktan ziyade dijital ortamlarda kaydetmenin çok daha cazip göründüğü bu yeni medya çağında bilgiyi kaybetme durumunu engellemek için bile birden fazla dijital ortamda saklama eğilimine yöneliyorlar. Ve bu aslında onlar için ilk bakışta olumlu gibi görünen bir durum. Çünkü zaman harcamıyor, herhangi bir efor sarf etmiyor, bir şey için uğraşmıyor. Birkaç tık, birkaç tuş her şeye sahip olmasına vesile oluyor ve her şey olumlu ilk bakışta. Fakat bu sürecin perde arkasına baktığımızda onların bilinçli öğrenmesi, hafızayı güçlendirmesi ya da öğrendiği bilgiyi pekiştirme gibi bilişsel veya psikolojik süreçlerinin olumsuz yönde etkileneceği düşünüyor. Çünkü artık sonsuz bir dijital hafızanın da barındırdığı tehlikeler yeni çalışmalarla gündeme geliyor ve bilginin, hafızanın daha doğrusu aklın daha az kullanılır olması ve makinelere güvenin daha da artması ileride çok ciddi tehlikelere neden olabilecektir ve insanların bilişsel zekalarını olumsuz yönde etkileyebilecektir
düşüncesine varıyoruz bu çalışmayla ne yazık ki. Umarım bu sonuçlardan hareketle böyle bir şeyle karşılaşmayız ama beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese keyifli sunumlar.